Temizlik görevinden sonra dün de çamaşır yıkayan Halit Bey için sırada çok sevdiği bir iş var. Bakalım yeni ödevinden kaç almayı planlıyor? Bugünkü ödevim ütü. Kralında yaparım. Ütü masası da hazır olduğuna göre artık başlayabiliriz. Bu nedir arkadaş ya? Bu ne? Ben bunun 5 katını ütülüyorum. Ben bugün bu görevden 5 alacağım. Zaten yapıyorum. Ben ütüde Nihal'den daha iyiyim. Çünkü ben kırışık giymeyi sevmiyorum. Nihal'den daha iyi ütü yaparım. Halit, bir ütü yapacaksın. 3 gün sürdü ya. Hayatım, geliyorum, yapacağım. Kettle. Kettle'la koyamazsın. Dökülür. Dökülme. Bak, su akar her yere. Bu benim işim. Ben bunu yazarım. Ütü benim işim. Bugün inanıyorum ki en yüksek notu ben alacağım. Ben izin verirse ütü masası nasıl kullanılır onu bir size göstermek istiyorum. Bir saniye hayatım. Şimdi değil, daha sonra. Eşinin ütüye karışmasını istemeyen Halit Bey, yaptığı işin doğru olduğundan oldukça emin. Çok inansın. Hakikaten çok inansın. Yani hani vur odunu kafaya. Bayılt, al ütüyü modundasın şu anda. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ben yıllardan beri ütüyü böyle yapıyorum. Bir eksiğini, bir noksanlığını görmedim. Halit Bey inat ama Nihal Hanım daha da inat. Bakın, eşini ikna edip masanın başına geçmiş bile. Adamlar, bu ütü masasını niye böyle burası dar, burası geniş yapmışlar? Eğer sadece tek bir noktayı kullanacaksan bunu dikdörtgen yaparlardı. Hızını alamayan Nihal Hanım gömleğini kendi ütülemeye başladı. Bak, bunu da böyle koyup yapacaksın. Bu kadar basit. Basit işi zorlaş. Yeşim Hanım, gördünüz mü? Şikayet ediyorum ama hep bana da bırakmıyor. Her şeyi muhalefet. Eşinin başından bir an olsun ayrılmayan Nihal Hanım, ütüyü kendi yapsa bu kadar yorulmazdı herhalde. Ütünün ince noktası. Kumaş. Bilmiyordum. Teşekkür ederim. O ütü... Aman Halit Bey. Nazar değdirdin. Nazar değdirdin. Çocuğun gömleği yandı. Son anda. Hayır, bana gösterirken böyle bir hatayı yapman çok iyi oldu. Son anda. Birazcık bekletelim. Son anda az daha gidiyordum Mina'nın gömleği. Yapıyorum be. Son gömleğimi de ütüledim. Bu görevi de burada başarıyla sonlandırıyoruz. Halit Bey söylediği gibi ütü de gerçekten çok başarılı çıktı. Hem kendinin, hem eşinin, hem de kızının kıyafetlerini üşenmeden ütüledi. Bakalım bu ödev için bizden kaç alacak? Bugünkü görevimi yaptım, ütüyü de yaptım. Bugün benden başka bir şey istiyor musun? Yok hayatım, teşekkür ederim. Bu malzemeleri toparlayıp yerine de koyarsan. Onu söylemene gerek yok. Yani şikayete olacağım konu nokta olduğu için ben burayı güzelce toplayacağım, yerine koyacağım. Hatta yerleri de silerim yani. Gözlerim yaşarıyor. Dersem inanmayın.